Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Ereğli ziyaretine geçtiğimiz aylarda çıkan yangında zarar gören bisküvi fabrikasını ziyaret ederek başlayan Başkan Altay'ın sonraki durağı Rüstem Paşa Kervan Sarayı'ndaki Büyükşehir Belediyesi Millet Kıraathanesi oldu. Başkan Altay, Ereğli'de esnaf ziyaretlerinde de bulundu. Bereketli olsun, kolay gelsin. AK Parti ilçe teşkilatında partililerle bir araya gelen Başkan Altay, bugüne kadar Ereğli'ye yapılan yatırım miktarını açıkladı. Bugüne kadar Ereğli'ye Büyükşehir Belediyesi olarak 170 milyonun üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Özellikle altyapı konusunda Ereğli'nin bütün ihtiyaçlarını çözme konusunda ciddi bir çalışma yürütüyor. Başkan Altay, 2020 yılı yatırım programında Ereğli'ye yapacakları yatırımlar hakkında bilgi verdi. Beyören gömme depo tadilatının yapılması, İvriz depo kaptaj ishalatı çalışması, Cinler Mahallesi kanalizasyon inşaatının başlaması, bu Ereğli'de en çok talep edilen işlerden birisiydi. Bu bölgedeki kanalizasyon sorunu inşallah en az %50'sini bu yıl tamamlayacağız. Gelecek yılda çalışmaları böylece Cinler Mahallesi'nde bitirmiş olacağız. Biz herkesin belediye başkanıyız. Klasik bir söylem vardır. Rozetimizi çıkarıyoruz ve herkese hizmet ediyoruz. Ereğli'miz çok daha güzel şeyler hak ediyor. Çok daha iyi günler hep birlikte göreceğiz. Ama şuna emin olabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda hizmet açığını kapatmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun da Ereğli'ye gösterdiği ilgi ve hassasiyetinden dolayı Başkan Altay'a teşekkür etti. Başkan Altay daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki muhtarlara yönelik verilen ilk yardım ve deprem eğitimi programında Ereğli, Karapınar, Emirgazi ve Halkapınar muhtarlarıyla bir araya geldi. Aslında yapmaya çalıştığımız şey bir bilinç oluşturmak, bu konuda bir deneyim oluşturmak. Çünkü belediye başkanları şehrin şehrül eminleri, muhtarlar da o mahallenin şehrül emini, o mahallenin sahibi. Bir olağanüstü durum olduğunda ilk herkesin dönüp bakacağı yer ya da olaya müdahale ettiğinde herkesin meydanı boşaltacağı kişi muhtarlarımız. Onun için size hem afetlerle ilgili, depremle ilgili hem de ilk yardımla ilgili arkadaşlarımız bir aslında bilgilendirme yapıyorlar. Bu bir başlangıç. Başkan Altay konuşmasını şu cümlelerle noktaladı. Vatandaş bize güvenerek oy verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız bize güvenerek bizi aday gösterdi. Milletimiz bize destek oldu. Bizim de görevimiz Konya'ya hizmet etmek. Bu konuda en büyük destekçilerimiz de muhtarlarımız. Sizlerle de dönemsel olarak istişare etmeyi önemsiyoruz.